Nasılsınız arkadaşlar? Ya saçma sapan şeyler çıkmış Profesör Cahreyn olarak. Bu saçma söylentileri ortadan kaldırmak istiyorum. Efendim %70 etanol temizlemezmiş, temizlermiş, temizlemezmiş. Bu konuyla ilgili soru işaretlerinizi kafanızdan gidermek istiyorum. Bu konuyla ilgili soru işaretlerini gidermek istiyorum. Ben Fahri Sağlık Bakanı Profesör Cahreyn olarak bu asılsız iddiaları ortadan kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Anlatıyorum. Dinleyin kardeşim. Bakın. Anlatıyorum lan. Anlatıyorum. Dinle lan. Uzun lafın kısası, alkol oranınız %70'in üzerindeyse, etanol olması, propil olması, izopropanol olması, bir propan olması, bunların hiçbirisi fark etmez. Tabii ki izopropanol daha reaktif, daha saldırgandır ama etanol da yine temizleyecektir. Ama tabii ki en güzeli, en güzeli, en güzeli elinizi yıkamak. Bunlar elinizi yıkayamadığınız zaman. Elinizi yıkayamadığınız zaman kullanacağınız şeyler. Ben elimi yıkıyorum. Üstüne bir de alkol oranı yüksek bir şeylerle temizliyorum. Neden alkol işe yarar? Onu da söyleyeyim. Çünkü bu koronavirüs ya da SARS-2, gerçek adıyla SARS-2 dediğimiz virüs, aynı SARS, MERS gibi, influenza gibi enveloped virüs dediğimiz, etrafında bir kendine has bir zarfı bulunan bir virüs efendim. Konuyla ilgili araştırmalarımı yaptım. Efendim bu zarf fosfolipidlerden ve yer yer glikoproteinlerden oluşuyor. Bu fosfolipid bağlantılarını en güzel alkol patlatıyor. Ama düşük pH de iş yapar. O yüzden sirke muhabbeti de kesinlikle doğru. 5 asitlik oranındaki sirkeler, beyaz sirke iş yapar. O da temizler. Çünkü düşük pH'ta patladığını kanıtlayan ta 92'den kalma araştırmalar var. Bu viral envelope'ların. Hepsi aynı envelope. Hepsi aynı. Yani alkol bunun kantırı. Aynı şekilde düşük pH'ta bunun kantırı. Bu dışındaki zarfı patlattığınız zaman virüs işlevini yitiriyor zaten en nihayetinde. Tabii bunu içmiyoruz. Ellerimizi yıkamak için yapıyoruz. Öyle yani. Ama mutasyon geçirirse işte o zaman. Ama mutasyon. Zar mı patlatır? Evet, günün sonunda. Oğlum yalama elimi. Elim alkollü. Elimi yalama Alfred. Hayır. Böyle bir şey yok sürtük. Hasta olursun, kör olursun. Böyle bir şey yok lanet olası sürtük. Gel buraya. Ben başını okşayacaktım senin. Evet, alkolü lütfen böyle içmeyelim. Kör olursunuz. Yüksek oranda özellikle içinde izopropil varsa ölürsünüz. İçmiyoruz arkadaşlar, değil mi? İçtim bile GG. Evet, görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Bir O7'ımız patlar. Ellerimizi sahte rakıyla yıkasak. İşte sahte rakı da evet. Etanol yüksek oluyor. Ama tabii %70 olacağını zannetmiyorum. Yaşlılar. Bu ne? Bu yaşandı mı cidden ya? Ya yaşlılar! Yaşlılar! Evinize girin! Yaşlılar! Evinize girin! Lan yaşlılar! Lan oğlum yaşlı lan! Evine gidin lan!